yaşandı. Ben 12. sınıfta dahi o netleri görmemiştim yani. 30, evet. 20, AYT, TYT, 50, 40 civarında. Evet. Ve aslında önceki yıl 93 bin yapmıştın değil mi Zeynep? Yani ilk onları değiştirmekle başladım. Mezuna kalma kararını nasıl aldın? En son kaça geldin seyretmek? Herkese selamlar, merhabalar. Kumza Sor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Zeynep var. Zeynep bizim Fuzuldan öğrencimiz. Bu yıl 6483. oldu eşit ağırlık bölümünde ve hukuk için hazırlanıyor. Geliyor artık. İnşallah. Her şey gerçekleşmeye başladı, somutlaşmaya başladı. Listeler hazırlandı. Artık böyle gönderip beklemesi kaldı artık sadece. Zeynep, bence bugün size şununla ilgili epey güzel şeyler anlatabilir. Zeynep mezun yılında hazırlandı ve 6000 sıralama yaptı eşit ağırlıkta. Ve aslında önceki yıl 93.000 yapmıştın değil mi Zeynep? Evet. Ya bu bence kesinlikle konuşmamız gereken bir konu. Çünkü Zeynep mezun yılında çok fazla şey değiştirdi, dönüştürdü. Ve bu değiştirdiği şeyler de onu bu güzel sonucu getirdi. O yüzden belki buradan başlayabiliriz Zeynep. Mezuna kalma kararını nasıl aldın ve ne zaman, nasıl, kaç netle başladın? Mezuna kalma kararım aslında biraz yani hukuktu hep hayalim. Hı hı. Ve devlet üniversitesinde fakültesi düşünüyordum. Gelmediğini anladığımda dedim ki yani en azından bir yılım daha gidecek. Ama hani 40 yıl demediğim işi yapmaktan da bir yılımı daha vermeyi yani feda etmeyi tercih ettim. Direkt o şekilde oldu yani. Direkt o şekilde düşündüm. Mezuna kaldım. Tercih olarak da çok uçuk tercihler yapmıştım ben mezuna kalmadan önce. Hani direkt hayalimdeki okulları yazdım. Gelmeyecek tercihler evet, yaptım. O mutlaka yapayım. Evet. O şekilde oldu. Daha sonra mezuna kaldım. Mezun yılımda geçen yıla göre yaptığım her şeyi değiştirdim aslında. Yani yanlış olarak gördüğüm her şeyi baştan başladım, değiştirdim. Yani ilk onları değiştirmekle başladım. İlk başladığımda netlerim TYT 60 civarıydı. AYT 40. 43. O şekilde geliyordu. Peki en son kaça geldin TYT netlerinde? TYT'de 92'yi gördüm. Güzel. Ve Ekim-Kasım ayı gibi başladın. Evet. Ve şöyle bir 7 aylık süreçte aslında 60'dan 90 küsurlara doğru çıktın. Evet. Aa, süper, çok güzel. Program olarak ben turlama tekniği gibi bir şey denemeye çalıştım aslında. Yani atıyorum güne başladığımda bütün derslerde aynı günü bitirmeyi hedefledim. Bütün dersleri bitirdim. Aynı şekilde bütün günlerde bunu tekrarladım. Yani pazartesi, salı, çarşamba bütün derslerden bir ders koyuyordum en az kendime. Hem eskilere dönüyordum, tekrar etmiş oluyordum. Hem de yenilere tekrardan başlamış oluyordum. Günlük çalışma saatin ortalama nasıl oluyordu? Böyle bir arttı mı sonlara doğru? Nasıl gitti? Benim yoktu yani. Genel olarak belirli bir saatim yoktu. Ha, çünkü sabah kalktığımda başlıyordum kahvaltımı edip. Ondan sonra akşam yani uyuyana kadar çalışıyordum. Arada küçük mollarım oluyordu. Bu şekilde yani belirli bir saatim yoktu. Ama tabii ki gide gide arttı yani. Sınırları zorluyordun. Evet. Her gün yapabildiğin en iyisini yapmaya çalışıyordun. Evet. Peki böyle bu yoğunlukta çalışırken işte başka şeylere, işte sosyal hayata ya da işte sevdiğin şeylere vakit ayırma düzeni nasıl oluyordu? Bu benim için hatırlıyorsunuz yani büyük ihtimalle. Ben çok fazla gezmeye başlamıştım son zamanlarda. Ama bunun nedeni programı bitirip yapıyordum. Yani programı yarım bırakıp sosyal herhangi bir aktiviteye katılmıyordum. Programı bitirip yapıyordum. Bu beni kötü etkilemedi açıkçası. Tam tersine yani ben evde çalıştığım için, herhangi bir dershaneye falan gitmediğim için de motivasyonumu daha kolay kaybediyordum. Çünkü çevremde de benimle beraber hazırlanan bir arkadaşım yoktu. Yani kendimi çok tek hissediyordum. O yüzden beni olumsuz etkilemedi. Ben yani aynı zamanda aktiftim de aslında gezme konusunda hani dışarıda. Bu konuda bir şey diyeceğim ama ilk şey söylemek istiyorum. Biz Zeynep'le bu arada konudaki rehberlik gruplarından tanışıyoruz. O yüzden ben onun hikayesine böyle aralığın başından beri falan hakimim aslında böyle. Neredeyse her hafta rehberlik gruplarında görüştük. Ya bilmeyenler için de belki burada ilk defa duyanlar vardır konudaki rehberlik gruplarını. Her hafta katılabileceğiniz rehberlik grupları yapıyoruz. Ortalama şöyle 6-7 kişilik oluyor gruplarımız. Saat boyunca aslında o an ortak problemi olan insanlar bir araya geliyor ve hep birlikte bir rehber eşliğinde beraber çözmeye çalışıyoruz oradaki konuyu. Evet. Hatta böyle Zeynep oradan bir arkadaş grubuyla ayrıldı. Evet. Farklı şeylerde. O belki ya, özellikle evde hazırlanan kişiler için ben rehberlik grubunu bayağı faydalı ve keyifli buluyorum. Benim için de öyle oldu. Yani yalnız olmadığımı düşündüm gerçekten. Etrafımda hazırlanan biri olmadığı için diyorum ki acaba tek ben mi hani böyle düşünüyorum? Ben mi bu kadar negatifim bu konuda hani sınav konusunda diye düşünüyorum ama rehberlik derslerinde öğrendim ki benden yani bir sürü varmış farklı şehirlerde. Evet, değil mi? Evet. Aynen öyle. O yüzden bana yararlı oldu açıkçası. Güzel. Yani. Çok sevindim öyle olmasına. Ya şu şeye geri dönelim diyordum. Bu şeyi duydun mu hiç Zeynep? Karanlık oyun parkı metaforunu. Belki böyle bir girdiğin atölye falan olduysa orada bahsetmişimdir. Karanlık oyun parkından. Ya aslında böyle sınav öğrencilerinde çok oluyor bence. Bir şey yapmak istiyor ama yapacağı şeyden vicdan azabı duyduğu için evde oturup ders çalışmasa bile ne o istediği şeyi yapmaya çıkabiliyor dışarı ne de evde ders çalışabiliyor. Yani böyle karanlık bir oyun parkının içerisinde böyle buhranlarla evde oturup kalıyor gibi yani aslında. Bence sen onu çok iyi halletmişsin yani. Programı bittikten sonra gerçekten istediğini yap. Yani o maddeler tamamlandıysa kafanda onlara bir
tik atmayı başardıysan gerçekten istediğini yap. Ama buradaki sorun şey oluyor yani. Hem program tamamlanmıyor hem dışarı çıkılmak istemiyor ama evde kalınca da hiçbir şey yapamıyorsun bazen öyle anlarda. O da insana daha çok böyle demotive ediyor. Bayağı iyi kurmuşsun bence bunun dengesini. Güzel. Ya Zeynep, özellikle böyle son zamanlarda herkesin en sıkıntılı ve ya işte 13 saat çalışmam lazım, 14 saat çalışmam lazım dediği anlarda ya hocam ben hallettim, bugün biraz geziyorum, bu hafta biraz geziyorum falan dediği bir noktadaydı ya. Onu da tabii şeye borçlu yani, tüm yılın emeğini borçlu aslında. Evet, ben en başta çok hızlı başladım çünkü yani en başta herkesin yavaş gittiği zaman da ben çok fazla hızlandım. Bu da beni yordu biraz daha. Anladım. Yorduğu için de kendimi biraz daha dışarı verdim ama tabii programımı da aksatmadım yani. O en önemli şey benim için. Programı aksatmamak. Zor denemeleri çözmek de bence çok önemli. Bir de biz konuşmuştuk sizinle. Ben çok hani negatif etkilenmiştim bu zor denemelerden. Hmm. Bir kere son düzlükte bir zor denemeye girmiştim. Hani hiç hayatımda görmediğim AYT ve TYT netlerini gördüm. Ve bu benim mezun yılımda yaşandı. Ben 12. sınıfta dahi o netleri görmemiştim. Yani 30, 20, AYT, TYT, 50, 40 civarında. Evet. O beni çok üzmüştü açıkçası. Ondan sonra işte şimdi soruları çözmeye başladım. O da benim daha çok moralimi arttı. Ya böyle tek seferlik netlere çok gerçekten takılmamak lazım. Belki var yine bizim gruplarda böyle Zeynep'le de daha yakın olan bir arkadaşımız ve gruplarda çok sık görüştüğümüz bir arkadaşımız. Ya onun şey dediğini hatırlıyorum. Son hafta en düşük yani bütün yıl boyunca yaptığı en düşük AYT netini son hafta yapmış mesela. Evet. Ondan bahsediyordu. Gerçekten son gün bile yapabilirsiniz yaptığınız en düşük neti. Ama büyük ihtimalle denemeye özeldir. Evet, büyük ihtimalle. Şimdi Zeynep demiştin ki işte programında her gün her derse yer vermeye çalışıyordun. Hı-hı. Ve bunu böyle biraz turlama tekniğiyle tekrar ettiğim bir şekilde de düşünüyordun dedin. Orada diyelim ki işte tekrar etmek için bir konu koydun o güne. Hı-hı. Orada o tekrarları nasıl yapıyordunuz plan? Şimdi benim ilgimin olmadığı dersler işte AYT tarihi, TYT fen gibi dersleri ben daha çok üzerine gitmeye başladım. Hı-hı. Geçen yıl kaçtığım şeylerin bu yıl en başından beri üzerine gitmeye başladım. İlk ben çalışmaya başladığımda AYT tarihi ve TYT fen kampıyla başladım. Yani YouTube'dan videolar izliyordum. Kamp videoları izliyordum. Hı-hı. Ve her gün düzenli olarak devam ettim. Video bitiyordu. Her gün işte bir video her konudan, her bölüm olarak ayırıyordum. Daha sonra testlerini çözmeye başlıyordum ne öğrendiysen ve defter tuttum. Özellikle AYT tarihi olarak da TYT Fen'de de. Defter de bana çok işe yaradı. Yani konu bittiğinde tekrardan başa dönüp defteri okuduğumda ilk konuları okudum, hatırladım. Tamam. O şekilde ekledim programıma. Bu şekilde oldu. Tüm konuları bitirdin. Sonra aynı konuları tekrar böyle sıra sıra programına koydun öyle evet, mi? Evet koydum, güzel. Okudum, hatırladım tekrardan testlerini çözmeye devam ettim. Ha, tamam. O şekilde çok gitti güzel. Yani. Çok zaman harcamadım. O yüzden. Güzel. Senin peki başka bahsetmek istediğin ya bu benim netlerimde çok etkili oldu. O yüzden aklınızda tutabilirsiniz diye önermek istediğim bir şey var mı acaba? Orijinal bir şey olmasına bile gerek yok. Çünkü genelde böyle çok klasik şeyler yapılıyor. İşte deneme analizi örneğin işte ya da işte programlı gitmemek ya da eksiklerin üstüne gitmemek gibi. Sen de böyle işte bunu değiştirdiğinde bana epey yardımcı oldu dediğin bir şey var. Denemenin analizi olarak günde ben denemeyi hani çok arttırmıştım. 2-3 oluyordu bazen günde çözdüm denemeler. Ne zamandan itibaren? Son 2 ay. Yani son hikaye tamam, için. Çok ağır olduğu için haliyle denemelerim birikiyordu analiz etmem gereken denemeler ve zamanım kalmıyordu. Hani günde 2-3 tane deneme çözünce hem kafa olarak çok yoruluyordum hem de zaman kalmıyordu bana. Onları ben biriktirmeden ayrı ayrı günlere böldüm açıkçası. Yani programımda en az 2 gün deneme analizi günü koydum. Güzel. Çünkü başka türlü zaman bulamıyordum analiz yapmaya ve birikiyordu da, birikmeye başlamıştı artık. O bana çok etkili oldu açıkçası. Bu bence çok kritik bir şey çünkü deneme analizi başlı başına bir ders çalışma şeklidir yani işte. Deneme çözdüm. Yani programa şey bile yazılmaması lazım. Deneme yazıp kesinlikle bırakmamak lazım. Evet. O analizin yerini programda kesin bulun yani. Çünkü o hem kısa sürmüyor. Bir kere analiz gerçekten uzun süren bir şey. Ve işte birikiyor yapmayınca da. Evet öyle. Güzel, çok iyi yapmışsın. Ben de bazen onu yapıyorum bak bir öğrencime program hazırlarken böyle. Hı-hı. Bir günü tamamen işte tüm haftanın denemelerine dönmeyi falan ayırıyorum. Güzel, çok iyi. Şey sorayım, kunduzun soru çözüm kısmını nasıl kullandın, nasıl faydalandın? Yani benim tek soracağım yer kunduzdu aslında. Hı-hı. Onun harici hiçbir herhangi bir ders, herhangi bir şey almadım. Hı-hı. Bütün yapamadığım soruları tek tek atıyordum. Hatta bazen elimde böyle kalmış denemeler oluyordu. Cevap anahtarını bulamadım denemeler. Hı-hı. Onları çözüp de aslında cevap anahtarını bulmak için atıyordum. Hani o şekilde de yardımcı oldu bana. Güzel. Aynen yani kullanmış oldum her türlü. Fen noktasında açığım vardı. Yani eşit ağırlıkçı olarak çok böyle yapabildiğim bir bölüm değil aslında fen. Açığı da kapamak için her güne böldüm ki... Hani en azından biraz daha çalışayım, bir şeyler öğreneyim diye. Ve yapamadığım mesela denemeler oluyordu. TYT fen denemeleri oluyordu. Onları da en azından hani kunduza atıyordum. Çözümlerini izleyip öğrenmeye çalışıyordum mesela konu olarak. Güzel, çok güzel. Peki şimdi hem 12. sınıf deneyimin var hem mezun deneyimin var.
Şimdi 12. sınıfa yeni başlayacak kişilere bir mesajın var mı? Yani bence kesinlikle böyle korktuğunuz, yapamam dediğiniz bir bölüm, bir ders varsa onun üzerine gitmeniz gerekiyor. Çünkü yani olur da mezuna kalırsanız, ki umarım herkes istediği bölüme yerleşir, çok pişman oluyorsunuz. Yani keşke üzerine gitseydim, en azından 2 net bile olsa, hani 2 net bile arttırmış olsam, çok fazla kişinin önüne geçiriyor size. Bence yapamam deyip özellikle üzerine gitmeme gibi bir şey yapmayın. Yapabildiğiniz dersen daha çok çalışmayın. Ben o hatayı yaptım, mezuna bıraktım. Evet. Mezun yılında da yani en başından beri o hatayı düzelterek başladım. Örneğin matematiğim benim hep iyiydi. Daha iyiydi diğer derslerime göre. Türkçem iyiydi. Onları daha azalttım diğerlerine göre. AYT tarih çalıştım. TYT fen çalıştım onların yerine. Yani benim önerim o. İyi ki de öyle yaptın. Bu da seni aklındaki sıralamaya ve okula bölüme götürdü. Çok çok tebrik ederiz. Bugün seni burada ağırladığımızda, videoda ağırladığımızda da çok memnun olduk. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Belki Zeynep sorularınızı cevaplar yorumlarına gelen cevaplamak ister misin? Evet, tamam. Evet, cevaplarım. Ah, süper. O zaman yorumlara soru bırakabilirsiniz Zeynep'in sorularınızı. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.